hiçbir zaman Türk halkının elinden yürütme organını doğrudan seçme hak ve yetkisi alınamayacaktır. Ne altılı masanın buna gücü yeter, ne de onlara destek veren başka çevrelerin buna gücü yeter. Tabii bu değişikliklerin bir başka yönü, güçlendirilmiş parlamenter sistem kılıfı ya da adı altında esasında güçlendirilmiş vesayet sisteminin yeniden ihyası yapılmak istenmektedir. Çok net bir şekilde. Çünkü burada halkın iktidar kurduğu, halkın iktidar değiştirdiği, halkın sandıkta güven oyu verdiği bir düzenden vazgeçilerek parlamentonun içinden başbakanın çıktığı, parlamentonun güvenine dayandığı ve başbakanı cumhurbaşkanının belirlediği parlamenter sisteme dönüştürüyor. Şimdi burada baktığınızda başbakan kim? Parlamenter sistemde belli değil. Halk neyi seçiyor? Milletvekilini seçiyor. Başbakanı kim seçiyor? Cumhurbaşkanı seçiyor. Dolayısıyla bakanları da başbakan seçiyor, Cumhurbaşkanı onayıyla atanıyor. Esasında Cumhurbaşkanı'nın üzerinden bir orada bir dizayn yapılıyor parlamenter sistemde. Şimdi aynı şey yeniden getiriliyor. Tabii kirli pazarlıklar, vekil transferleri, tehdit, şantaj ve başka başka milletin onaylamadığı yol ve yöntemlerle iktidar olma, iktidar devirme olayları parlamenter sistemde Türkiye çok yaşadı.